Sabah Can Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. İstanbul Feshane'den canlı olarak bağlanmıştık İstanbul'a ve şimdi haber bültenimizi sunuyoruz. Haber bültenimizin hemen ardından İstanbul'a tekrar geri dönüş yapacağız. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Siirt Yatırım Zirvesi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşti değerli izleyenler. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Siirt kabuğunu kıracak demişti ve yatırım zirvesiyle Siirt kabuğunu kırdı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın organize ettiği Siirt Yatırım Zirvesi gerçekleşti. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen panele Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, iş adamı Ethem Sancak ve çok sayıda iş adamı ve bürokrat katıldı. Siirt'in bundan sonra yatırım alanında farkındalığının artmasında kilit noktası niteliğinde gerçekleşen yatırım zirvesi açılışında konuşan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Güvensiz bir bölge olarak görülen Siirt'imizin aslında tarihi ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve sıcakkanlı, yardımsever bir millet olduğunu anlatmayı amaçladık. Ayrıca barış süreci sayesinde bölgemize yatırım yapmak isteyen yatırımcıların her geçen gün artması da gösteriyor ki, huzur ortamının inşa edilmesi sayesinde bölgemize daha fazla yatırımcının gelmesi sağlanmaktadır, dedi. Hükümetlerin yoğun seçim politikalarına rağmen son zamanlara kadar istenilen düzeyde yatırım alamamıştı. Bu da bölgenin yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmasına ve yüksek miktarda göç kalmasına neden olmuştu. Çözüm sürecinin konuşulmaya başlanmasıyla beraber günlüden yeni bir bölgesinde aniden bir teşvikli yatırım patlaması yaşanıyor. İlgi bölgelerinde bunun en önemli işareti ise 2006 yılında yapımı tamamlandığı halde yıllardır sadece evli yatırımcının tercih ettiği organı ve sanayi bölgemize son 7 ay içerisinde 14 yatırımcının yatırım yapmak için başvurması ve bu sayının her geçen gün artmasıdır. Daha sonra iş adamı Ethem Sancak, Siirt Yatırım Zirvesi'nde Siirt ile ilgili olarak Siirt'e yatırım yapabilmek için çok iyi bir tablo yok. Bir Siirtli olarak söylemek acı verse de son 30 yıldır Siirt ve çevresinin sokulduğu olumsuz ortam bu şekilde algılanmasına sebep oluyor. Peki durum gerçekten bu mudur? Bu durumu değiştirebilecek imkanlar nelerdir? Ümitkar olabilmek için tarihe bakmak lazım, dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Tarihine bakmıştır, tecrübesine bakmıştır ve ona bakarak da geleceği şekillendirmiştir. Siirt'in tarihi çok zengin birikimlerle dolu bu aşamada. Bir kere tarihin şafağıyla birlikte Siirt hep medeniyetlerin kavşağında olmuş kesişme noktaları. Tarihe mesela iki tane büyük imparatorluk var. Asurlular ve gene Van merkezli büyük uygarlık olan Urartu. Şimdi bunlar kendi dönemlerin en önemli iki tane uygarlık merkezi. Ve bunlar itişiyorlar. Ve bunların sınırında Siirt var. Ve Siirt o iki gücün boy ölçüşmesinde kesin ve keskin bir rol oynuyor. Osmanlı dönemine baktığımızda Memluklularla, iki büyük Türk imparatorluğu olan Memluklularla Osmanlılar arasındaki mücadelede gene Siirt konumu itibariyle çok tayin edici yerdeydi ve çok önemli bir rol oynuyordu. Bir sınır kentiydi. Sınır kentlerin özelliği çok kültürlülüğün oluşturdukları habitatlar ve beraber yaşama düşüncesinin fiiz verdiği yerler. Ve Siirt öyle bir merkez. Siirtli girişimcilerin çok iyi olduğunu da söyleyen iş adamı Ethem Sancak, bu konuyla da ilgili şunları söyledi. Önemli metanın tek elinin kırılmasının nedeni iki Siirtli adam. İki Siirtli adam. Bütün insanlığın kaderini değiştiriyor. 7. yüzyılda. Buna benzer Siirtli'nin girişimciliğini anlatan olağanüstü güzellikler var. Mesela İpek yolunun bütün kervancıları Siirtliydi. Hani Katırcılar diye bir film yapmıştı bir hemşerimiz. O gerçek yok. Yani İpek yolunun bütün katırcıları, bütün kervansarayları Siirt'ti. Nobe İlaç Fabrikası diye ünlü bir ilaç fabrikamız var. Erzurumlu bilirlerdi kendilerini, ulusoylar. Sonradan tarihlerini bizzat ben, rahmetli babam üzerinden ortaya çıkarttım. Adamlar Siirtli. Erzurum'a niye gitmişler? Erzurum'da en büyük kervansarayı kurmuşlar. 18. yüzyılda en büyük kervansarayı bunların ve Siirt'le gitmişler. Erzurum'da en büyük kervansarayı kurmuşlar. Kervansaray dediğimiz şey ne? İpek yolunun konaklama yeri. Ve kervancıların hepsi Siirtli. Yani Siirtliler, mesela Bitlisliler Siirtleri niye kıskanır? İşte bu özelliklerinden.
Yani ardından Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir ise yatırım zirvesinde şunları söyledi. Ve görüyoruz. Şimdi bir defa evvela söze başlamadan evvel şunu ifade etmek isterim. İtiraf etmek isteyeyim evvela. Öyle başlayayım. Şimdi burada bir güzel bir cümle var. Sayın Ethem Sancak da biraz evvel o cümleyle söze başladı. Siirt kazandırır. Ben bir defa iş adamı olarak Siirt'in bereketli ve uğurlu bir yer olduğuna inanan bir iş adamıyım. Bir defa evvela söze başlamadan evvel şunu ifade etmek isterim. İtiraf etmek isteyeyim evvela. Öyle başlayayım. Şimdi burada bir güzel bir cümle var. Sayın Ethem Sancak da biraz evvel o cümleyle söze başladı. Siirt kazandırır. Ben bir defa iş adamı olarak Siirt'in bereketli ve uğurlu bir yer olduğuna inanan bir iş adamıyım. 8-1'de görülüyor zaten. Evet. 8-1'de görüldüğü gibi de diyebiliriz. Ben tabii müteahhitlikle başladım. Mühendisim. Müteahhitlikle başladım bu işe. Sonra Antalya'da bir iki tane turizm tesisi yaptık. Ama ilk sanayiciliğim Siirt Kurtalan'ı satın almakla başladı. Aldığınızda fabrika küçük bir fabrikaydı. Çevreye saygısı olmayan bir fabrikaydı. Yeşil örtüsü olmayan bir fabrikaydı. Grubumuz bunu satın aldık. Ve fabrikayı aldığımız 2 yıl içerisinde %100'ün üzerinde kapasiteye ulaştırdık. Çevreye saygılı hale getirdik. Yeşil bir örtü örttük. 140 bine yakın ağaç diktik. Her çeşit ağaç. İnsanlar görsün, Siirt hemşerilerim görsün. İtalyan üzümü fideti Sayın Valimiz bize verdi, dönemin valisi Nuri Bey. Yolun kenarında, o zaman da siz vali muavinidiniz. Şimdiki valimiz de vali muavinidi. Getirdik yolun kenarına gittik. İnsanlarımız Kurtalan çok önemli bir yer, bizim fabrikanın geçtiği yer. Görsünler, hep bizim bugüne kadar hep alçak teğet vardır. Yani yere yakındır. Bunları kaldırdık. Neresi gibi? Salihli gibi, İzmir'in üzümü gibi bir yer yaptık. Ve müthiş verim aldık. Zirhikleri diktik, müthiş verim aldık. Aklınıza ne gelen meyve çeşidi varsa da yaptık. İnsanlar görsün. Bu önemli bir Siirt için meyvacılığın önemli bir yatırım olacağına ben inanıyorum. Tabii Siirt Kurtalan bizim hayatımızda, Limak'ın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. İlk sanayicilikle tanıştık ve sonra büyümeye devam ettik. Bugün 11 tane çimento fabrikamız var. Güneydoğu'dan başlayalım, Batı Anadolu ta Trakya'ya kadar 11 tane çimento fabrikasıyla o sıfırdan bugün Türkiye'nin 3. büyük çimento grubu haline geldik. Daha çeşitli sanayi dallarına atıldık. Yani ben Siirt'in bizim hayatımızda uğur yarattığını, bereket getirdiğine inandım ve Siirt'i o derecede seviyorum. Bitlis'e senede bir defa veya iki defa giderim fabrikam olmasına rağmen, ama Siirt'e ayda bir defa, en az bir defa gitmezsem kendimi özgürsüz kabul ederim. Onun için ben bütün iş adamlarına buranın uğurlu bir yer olduğunu her ortamda da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Sayın Sancak Başkanımız, abimiz çok güzel bir şeyler anlattı. Siirt'in tarihçesini anlattı. Sonunda da Siirt bir kör noktadır dedi. Evet arkadaşlar, Siirt gerçekten bugün hala hazırda kör bir noktadır. Halbuki biraz evvel de yine konuşmasında söylediği gibi esasında Siirt bir düğün noktası olmalıydı. İki tane bizim ilçemizi il yaptılar. Tamam, doğru, ama o il yaptıktan sonra Siirt'e gerekli önem verilmedi. Şimdi yeni yeni artık önem verilmeye başlandı. Bir defa ne yapıp bizim bu Siirt havalimanından, hava meydanından kurtulup yeni bir havalimanı yapmamız gerek. Yine Ethem abimizin söylediği yollar meselesi. Yol bir medeniyettir. Ulaşılmayan yer bizim değildir. Bunun için Siirt'in
3 tane ana, 4 tane hatta birini bitirmiş kabul ettiğimiz için söylemiyorum. 4 tane ana arteri var. Muş, Bitlis, hatta Ağrı'ya bağlayacak olan Siirt-Bitlis yolunun şu anda yapımı devam ediyor. Ama bazı aksaklıklar var, bir yavaşlama var, yavaş gitme var. Onun bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bugünkü hükümet hangi yola elini attıysa bilemediğiniz 2 yıl içerisinde tamamladı. Bitmez olan Karadeniz sahil yolunu 2 yıl içerisinde tamamlandı. Bitmez olan Mekece, Bilecik, Adapazarı yolu el atıldı, 2 yıl içerisinde tamamlandı. Bizim bir defa Siirt-Bitlis yolunu bir an önce duble yol olarak bitirmemiz gerekiyor. Medeniyet Üniversitesi Profesörü ve Ekonomist Hüseyin Bilgin, Siirt'teki yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Ve yine eski ilçe ve komşu il olan Batman ile kıyasladığımızda çok kötü durumda olduğumuzu da söyleyebiliriz. Zaten Efema Bey'in de yani diğer illerle kıyaslamalı olarak bakmak gerekiyor aslında. Mesela Batman 2002'de bizim neredeyse yarımız kadar kamu yatırımı alırken 2013'te bizim 3,5 katımız kadar kamu yatırımı alıyor. Yani olaya biraz da bu tarafından bakmak gerekiyor diye. İstanbul Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Siirt Yatırım Günleri sonunda değerlendirmeler ne yöndeydi? Dilerseniz hep birlikte bu değerlendirmelere bakalım. Siirt Günleri kapsamında gerçekleşen ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Siirt Yatırım Günleri sonunda Kanal 56 kameralarına yapılan değerlendirmeler ise şu şekildeydi. Yani panel çok verimli geçti. Bir defa işin içinde olan duayenler, iş adamlarımız var. Ethem Sancak Beyefendi, Nihat Özdemir Beyefendi, hocalarımız vardı. Yine Kalkınma Bakanlığı'ndan genel müdürümüz vardı. DİKA Genel Sekreterimiz. Gerçekten yatırım avantajlarını burada konuştular. Siirt'in tarihten gelen gücünü konuştular. Yani niye tekrar Siirt eski tarihte olduğu gibi kalkınmasın, niye güzel günleri elde etmesin diye böyle bir konuşma oldum. Gerçekten tarihe baktığımız zaman Siirt Asurlularla beraber Mezopotamya uygarlarının keşisin noktası. Yani inşallah ümit ediyoruz. Yollarımız açıldığı zaman ki onlar gündeme geldi. Hem havalimanı hem demiryolu ama aynı zamanda hem güneye doğru Şırnak yolumuz açılacak, Van yolumuz açılacak. Bu tarihi İpek yolunun kesişme noktasında tekrar Siirt harekete geçecek diye ümit ediyoruz. Çok verimli geçti. Güven Başkanım burada çok güzel konulara değindi. Yani Siirt yatırım imkanları düşünen iş adamlarımız açısından bulunmaz bir fırsat. Belki bir 3 sene 5 sene sonra bu imkanlar kimsenin elinde geçmeyecek. Kim acele ederse bugünden bunu elde etmesi gerekiyor dedi. Yani çok önemli bir tespitti bence. Yarın olmadan yarın çok geç olabilir. Bugünden hemen hızlı bir şekilde iş adamlarının, yatırımcılarımızın bunu değerlendirmesi lazım. Siirt'e de gelip yatırım yapması lazım. Yani her açıdan Siirt tarihi günlerini yaşıyor. Siirt günlerinden sonra Siirt'le ilgili yatırım zirvesinin yapılması ve çok olumlu geçmesi bizi hakikaten sevindirmiştir. Burada ifade edilen şeyle biz not aldık. Zaten yapılması gereken her şeyi 2 yıldır biz yapmaya çalışıyoruz. Biz sonuçta siyasetçiler kapı aralamak zorundayız. Kapıyı aralıyoruz. Oradan girmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim kapı aralamaktan başka bir şeyimiz yok. Kapı aradıktan sonra iş adamlarımız, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, Siirt'le ilgili kültürel zenginliklere katkıda bulmak isteyen herkes o kapıdan içeri girecek. Burada ifade edilen şeyleri biz 2 yıldır milletvekilimiz boyunca Siirt'le ilgili bahsedilen bu ekonomik gelişmeyle ilgili kör noktalardan, yollardan, demiryolundan, havayolundan ilgili tüm çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda zaten havaalanıyla ilgili çalışmalarımız çok ciddi bir şekilde sürüyor. Biliyorsunuz zinarisi demirdik onlara. Sadece orada yapılması gereken teknik ekibin gelip çalışması var. Rüzgarın ve sisle ilgili durumun uygun olması halinde orası zaten yeni bir havalanana inşallah Siirt'i kavuşturacağız. Demiryoluyla ilgili biliyorsunuz ekip gelip çalışmasını bitirmişti. Şu anda proje ihalesine çıkıyoruz. Demiryolun oradan inşallah Kurtlan'dan Siirt'e uzanması konusunda bir sıkıntı yok. Pervaryo'yla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir kısmına başladık. Şu anda güzergah değişikliği ile ilgili projemiz çalışmamız devam ediyor. 2014 yatırımına inşallah Siirt, Pervaryo ve Van Çatıklı'nın inşallah o projeyle itibaren ihale kapsamını alacağız. Şimdi Erhu yolu zaten ihale edildi. Çalışma devam ediyor. Bunun dışında İslam'la ilgili organ sanayi bölgesindeki yatırımlarımız hızla devam ediyor. En son dün yine size o müjdeyi vermiştim. Alçı fabrikasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar yer tahsiliyle ilgili çalışmalar var. En yakın zamanda orasıyla alçı fabrikasıyla ilgili güzel haberler alacağız. Diğer 13 tane teşvik belgesi alalım. Genel müdürümüz az önce ifade ettiler. Teşvikle ilgilenen genel müdürümüz. Şu anda Siirt'le ilgili bir şey var. Olumlu havalar var.
tabii çalışıyoruz. Burada halkın bir desteği olması lazım. Yatırımcılara özgüven aşılaması lazım. Yani bundan sonra Siirt inşallah daha farklı şeylerle, daha güzelliklerle, İslam'ıyla işlerini halletmiş, eğitimi, kültürü her alanda kendi işini kendisi halletmiş bir şekilde inşallah ileriki yıllarda Siirt'in güzelliğini anlatacak. Öncelikle bu Feshane günlerini düzenleyen Sayın Valimiz Ahmet Aydın'a buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir katkısı oldu Siirt'te, Siirt'in tanıtılması. Özellikle İstanbul'daki Siirtlerin, yabancıların Siirt'i tanıması anlamında çok güzel bir gelişme oldu. Bugünkü yatırım zirvesinde de ele aldığımız Siirt'te nasıl yatırım yapılır, hangi yatırımcılar gelir, hangi teşviklerin verildiği, gerekse neler, hangi alanlarda yatırım yapılacağını açıkladık. Burada özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndan Sayın Genel Müdürümüz gelmişti, DİKA'dan Genel Sekreterimiz gelmişti. Onlar da kendi alanlarıyla ilgili, özellikle teşviklerle ilgili genel bilgilendirme yaptılar. Özellikle bu toplantıya iştirak eden Siirt dışından gelen yatırımcılar da Siirt'le ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Bu anlamda güzel bir yatırım zirvesi gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bugünkü sabah yapılan Siirt yatırım zirvesi gerçekten çok faydalı oldu. Siirt'in sorunları ve bundan sonra Siirt'te ekonominin canlanması, yatırımların canlanması, istihdamın canlanması ve artması için neler yapılması gerekenleri burada etraflıca konuşuldu. Çok önemli insanların katkıları oldu buraya. Şu anda hepimiz gerekli sunumları yaptıktan sonra da salonda bulunan değerli Siirt hemşerilerimizin buradaki bu olaylara katkılarını dinliyoruz. Çok faydalı oluyor ve bunları bence daha sık yapmalıyız. Bu toplantıları biz ne kadar çok yaparsak Siirt'i o kadar çok gündemde tutarız. İnsanların hafızasından unutturmayız. Hafızalarına iyice kazımış oluruz. Bu da gerçekten Türkiye'deki yalnız Siirtleri düşünmememiz lazım. Türkiye'deki tüm yatırım yapan insanları düşünüp ve bunların Siirt'e bakış açılarını bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğini hep anlatmamız gerektiğine geliyor. Çok teşekkür ederim. Değerli, çok önemli açıklamalarda da bulundunuz. Tespitleriniz çok iyiydi. Genel olarak değerlendirsek paneli efendim. Bir kere buradan Necdet'e selamlarımı iletiyorum. Siirt halkına da selam ve sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Gördükleri gibi burada da Siirt için düşünüyoruz. Biz Siirtliyiz. Dünyanın neresinde olursak olalım, beynimizin kıvrımlarında Siirt dolaşıyor. Siirt çok önemli ve burada da çok güzel bir panel oldu. Katılımcılar harika fikirler geliştirdiler. Bilgi her şeyin başı. Eğer bilgi yoksa hiçbir şey olmaz. Ve burada da biz bilgi oluşturmaya çalıştık. Zaten konuşmacıların önemli ağırlığı da çok değerli şekilde ifade ettiler. Üniversite çok önemli. Üniversite niye önemli? Çünkü bilgi üretim merkezi. Biz Siirt Üniversitesi'ni geliştireceğiz. Siirt Üniversite sayesinde 16. yüzyıldaki gibi Orta Doğu'nun ve Asya'nın en önemli eğitim merkezlerinden biri olacak ve Siirt'te eğitim sektörünü geliştirecek. Bu yeni konumlanma içerisinde Siirt çok öne çıkacak. Onun için çok fazla beklemeyeceğiz inşallah. Zaten girişimcimiz hazır buna. Barış süreci çok önemli bir başlangıç, çözüm süreci, barış süreci. O önemli bir ivme verecek. Çok fazla bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Ben çok umutluyum. Panel çok güzel. Siirt adına gerçekten bu etkinlikte emeği olan herkese, başta Sayın Valim Ahmet Aydın'a ve herkese teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Ve en önemli özellikle hocalarımızın da konuşmacılarımızın da tespit ettiği Siirt bir ilim, bir ilim irfan yurdudur. Ve en önemli olan eğitimdir. Bildiğiniz gibi Tillo bir ilim mekanıdır. Siirt Feshane günleri genel anlamda bir organizasyon olarak mükemmel bir organizasyon ve Siirt'i bence bir sıçratacak, bir tarihsel olarak bir sıçrama yaptıracak bir organizasyon. Yani emeği geçen herkesi, bilhassa özellikle Sayın Valimizi ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük çaplı, vizyon sahibi, vizyoner bir atılım bu. Yani burada Siirt'te yaklaşık bir haftadır İstanbul'da duymayan kalmadı yani Siirt'in özelliklerini. Siirt çok önemli bir yer ve çok potansiyeli çok fazla olan bir şehir. Panel olarak çok çok güzel geçti fakat gerçekten zirvenin maksadına uygun bazı tespitler yapılmadı. Siirt'in yeraltı, yerüstü zenginliklerinden bahsedilmedi.
bu yeraltı yerüstü zenginlikleriyle neler yapılabileceğini, hangi yatırımların yapılabileceğini zikretmek lazım, anlatmak lazım. Buna benzer çok şeyler var. Siirt çok zengin. Kalkınma Bakanlığı'nın Siirt'le ilgili 6. bölgede olduğu için vermiş olduğu destekler inanılmaz güzel. Bunu sizin kanalınız aracılığıyla zaten izleyen hemen çok enteresan geldi. Kayserili bir iş adamı arkadaşımız bölgedeki yatırımlarla ilgili bilgi almak istediğini söyledi. Sanıyorum bölgeye bir ticari seyahat düzenleyeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Bugün buradaki etkinliklerin içerisinde en güzellerinden bir tanesi de burada tanıtımlar oldu sanıyorum. Hayırlı olsun diyorum ben. Değerli izleyenler, yatırım zirvesini Kanal 56 ekranlarından tekrarını önümüzdeki günlerde tekrar baştan sona kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Geçen yıla oranla bu sene dershane fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, ücretlerin Siirt şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öğrenciyi müşteri olarak gören dershaneler zamda uçtu. Dershanelerin ücretleri yapılan zamlarla cep yakmaya devam ediyor. Özellikle üniversite sınavını kazanamayan öğrencilerin tercih ettiği dershanelerin fiyatlarının artması, dar gelirli ailelerin çocuklarını dershaneye gönderememesine sebep oluyor. Ekonomik durumu kötü olan aileler dershane fiyatlarının artmasından şikayetçiler. Geçen seneye kadar dershane fiyatlarının normal olduğunu belirten vatandaşlar, bu sene özellikle dershane fiyatlarının artmasından dolayı çocuklarını dershaneye gönderemediklerini belirttiler. Çocuklarını bu şartlar altında dershaneye gönderemeyeceklerini ifade eden vatandaşlar, dershane fiyatlarının Siirt'in hayat şartlarına göre ayarlanması gerektiğini söylediler. Arkadaşlarımız da var. Onlara yönelik de bir fiyat uygulanabilirdi. Şimdi benim durumum elverişli olabilir ama başka arkadaşlarımız da var. Maddi durumu iyi olmayan mahallelerde onların da yani iyi gelecek çıkarabilecek insanlar var ama çıkaramıyorlar maalesef derslerinden dolayı. Ders çalışamıyorlar. Dershane fiyatlarına geçen sene kadar sıkıntı yoktu ama duyduğuma göre 2 milyar 800 civarında bir para istiyorlar. Oldukça çok. Bu şartlar altında kesinlikle göndermem. Kendi yerinde çalışsa daha iyi olur. Fiyatlar çok yüksek. Siirt şartlarına göre çok güzel. Dershane fiyatları tabii ki memnundaydır. Yani bir şartlarında bir dershane en son verdiğim kadarıyla 2-2,5 milyar para. Burada bir ailenin geliri en fazla 1 milyar. Yani şimdi bu adam evin kirasını mı ödesin, suyunu mu ödesin, elektriğini mi ödesin, kendi çocuklarını mı okusun, bir tane değil, iki tane, üç tane değil. Bir ailenin Güneydoğu'da Siirt'te en fazla bir ailenin 6-7 tane çocuğu var. Şimdi hangisini okutacak? Bir üniversiteye kazansa aldığı 1 milyar para. Yani sonuçta hayat şartları gittikçe zorlaşıyor. Bir ailen 1 milyar geliri var. Bir üniversitede okutsa nerede bakarsa aylık 1 milyar gideri olacak onun. Şimdi bunun başka çocuklar da mutlaka olacaktır okutmak için. Şimdi bu adam ne yaptı? Mesela ekstra iş yapıyor. Ekstra iş yaptı mı ileride daha sosyallık sorunları ortaya çıkar. Onun için biraz daha indirimli yapmaları gerekiyor dershane fiyatları. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs tutuklandı. 29 Ağustos 2013 tarihinde Asay Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan ihbar neticesinde Siirt'te evlenmek vaadiyle kandıran 4 şüpheli şahıs yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Z.Ö., A.O., A.D. ve R.G. isimli 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yeni mahallede bulunan elektrik trafosunun açık olması ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike içeriyor değerli izleyenler. Herhangi bir kaza meydana gelmeden bu tarz ihmallerin yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hatırlatmak istiyoruz. Yeni Mahalle Güres Caddesi çıkışında olan açık bir şekilde bırakılan elektrik trafosu kazaya davetiye çıkarıyor. Küçük görünen bu ihmal ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike içeriyor. Özellikle çevrede oynayan çocuklar için ölüm sebebi dahi olabilir. Açıkta bırakılan elektrik trafosu çocukların ulaşabileceği yerde bulunması sebebiyle ihmali kabul edilemeyecek önem arz ediyor. Çocuklarının can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirten vatandaşlar, açık bırakılan elektrik trafosunun içindeki kabloların ölüm taştığını belirterek herhangi bir üzücü olayın yaşanmadan
Çocukların kolaylıkla ulaşabildiği ve oyun alanlarında bulunan bu elektrik panosunun kapatılması için yetkilileri göreve çağırdı. Tarımsal sulama aboneleri için üreticilere sağlanan ödeme kolaylığı süresi 31 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarımsal sulama aboneleri için başlattığı ödeme kolaylığı başvuru süresini 15 Eylül'e uzattı. Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 30 bin tarımsal sulama abonesinin elektrik enerjisi kullanarak yer altındaki suyla ekim yaptıkları arazileri suladığı belirtilerek abonelerin çoğunluğunun yüksek enerji tüketimi nedeniyle kaçak elektrik kullandığı bildirildi. Tarımsal sulama aboneleri için üreticilere ödeme kolaylığı sağlamak, kaçak elektrik kullanımını önlemek, tüketim alışkanlığı ve tükettiği elektriğin bedelini ödeme alışkanlığını kazandırmak için bazı çalışmaların yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, bir süre önce aralarında sulama birlikleri, ziraat odaları ve il tarım müdürlüklerinin temsilcileri ve çiftçilerin de bulunduğu toplantılar düzenlendiği vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu uygulama bir devlet teşviki olmayıp EPDK mevzuatlarında kurul kararıyla serbest tüketicilere tanınan haklardan çiftçilerin daha etkin bir şekilde faydalanması sağlanacaktır. Yoğun başvuru nedeniyle başvuru süresi şimdilik 31 Ağustos 2013 tarihinden 15 Eylül 2013 tarihine uzatılmıştır. İhtiyaç duyulması halinde süre uzatılabilecektir. Bu kolaylıktan faydalanmak isteyen tarımsal sulama aboneleri Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il müdürlüklerimize başvurarak kendilerine sağlanan indirim miktarı ve kolaylıkların neler olduğunu öğrenip gerekli müzakereleri yapabilir denildi. Siirt'te hava sıcaklıklarının hala yüksek seyirde devam etmesi yalnız insanları değil hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Sokak köpekleri yeteri bakım sağlanmadığı takdirde ölümle karşı karşıya. Siirt merkezi başıboş dolaşan köpeklerin imdadına çevre sakinleri yetişiyor. Sıcaklardan kavrulan köpeklere vatandaşlar su vererek serinlemelerini sağlıyorlar. Siirt merkezinde sahipsiz dolaşan köpekler sıcak havanın etkisiyle ölme sınırına geldiği gözleniyor. Eski tekel binası olan otopark alanına yerleşen köpeklerin sıcaktan korunmak için araçların altına girdikleri gözlenirken otopark çalışanlarının da köpeklere su verdikleri öğrenildi. Aşırı sıcaklardan dolayı köpeklerin ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen vatandaşlar, köpeklerin korunma altına alınması gerektiğini dile getirdiler. Kendi imkanlarıyla ellerinden geldiğince başıboş bırakılan köpeklere yardım ettiklerini söyleyen çevre sakinleri, köpek sayılarının çok olmasından dolayı hangi birine yemek ve su vereceklerini bilemediklerini, yetkililerden köpekler için yardım beklediklerini söylediler. Bu konuda Siirt Belediyesi'ne gerekli şikayetleri de ilettiklerini açıklayan çevre sakinleri, bu duyarsızlığa birilerinin el atması gerekiyor dedi. Bazı duyarsız vatandaşlar tarafından ise köpeklerin darp edildiğini savunan çevre sakinleri, köpeklere yapılan bu zulmün durdurulmasını ve bu konuda belediyenin gerekli çalışma yapmasını istediler. Birçok yerde olduğu gibi Siirt'te de kışa hazırlık çalışmaları başladı. Birçok vatandaş kışın da mevsiminden sebze yiyebilmek için kurutmalık sebze hazırlıyor. Siirtli vatandaşlar kış ayları için hazırladıkları kurutmalık patlıcan ve biber için Siirt haline akın ediyorlar. Köylerden çuvallarla getirilen patlıcan ve biberler vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor. Siirt'e bağlı ilçe ve köylerden getirilen patlıcanlar ve biberler Siirt halinde satışa sunuluyor. Siirt'te kışa hazırlık sürerken özellikle biber ve patlıcan kurutmasıyla evlerin damları, apartmanların balkonları dizi dizi kurutmalık patlıcan ve biberlerle doldu. İpe dizilen patlıcanlar ve biberler damlarda çamaşır iplerine, binalardaysa balkon korkuluklarına bağlanarak kurutulurken özellikle Siirt il dışında yaşayan hemşerilerimiz de buradaki akrabalarından kurutma talep ediyorlar. Sabah ve ikindi saatlerinde yaş sebze ve meyve haline giden vatandaşlar, çuvallar dolusu patlıcan ve biberleri satın alarak evlerinin yolunu tutuyorlar. Halden alınan kurutmalıklar ev hanımları tarafından içleri boşaltılarak iplere dizilmek suretiyle güneşte kurumaya bırakılıyor. Ramazan bayramından sonra patlıcan ve biber kurutmaya başlayan vatandaşlar,
şehir içi pazarlarına göre daha ucuz olan yaş sebze ve meyve halini tercih ediyorlar. Kış aylarında bulunulmasında güçlük çekilen patlıcan ve biberleri almak için sıraya girdikleri ve birçok vatandaşa ise gün verildiği öğrenildi. Dolma patlıcan yetişmemektedir. Bu topraklar verimi bozulmuştur yani. Topraklarda verim azalmış. Bu kimyasal florin üretiminden dolayı Siirt'e patlıcan yetişmiyor. Dolma biber yetişmiyor. O yüzden millet de dışarıdan dolma biber patlıcanı dışarıdan getirmek zorundadır. O yüzden patlıcan ile dolma yüksek fiyata satılıyor. Az olan kurutma yapılmaktadır. Siirt'te müthiş bir kurutma sorunu vardır. Ramazan dolayısıyla vatandaş oruçtan dolayı kimse kurutma yapmadı. Ramazan'dan bayramdan sonra müthiş bir istek oldu. Şimdi bazı patlıcanların fiyatından memnunuz. 700-800 bin lira civarında. Yalnız dolma biraz pahalıdır. O da dolma Muş, Nürşin'den geliyor. Siirt'te sıcak, pek fazla sıcak olduğu için dolma yetişmiyor. Dolayısıyla fiyatı biraz da pahalıdır. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bültenimizin hemen ardından İstanbul'a bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.